çünkü böyle şey oldu. Tamam, ben bakıyorum. Armut'a söylerim sana. Onu ben telefondan takip edebilirim galiba. Geldik mi çocuklar? Geldik mi? Geldiysek armut yazın. Şimdi Bilmiyorum abi çünkü ben... böyle şey Oldu. oldu. Evet, Tamam, ben gelmişiz. bakıyorum. Inception Armut'a oldum. söylerim sana. Tamam. Geldik Onu ben... evet. Gelmişiz. Selamlar. Ne habersiniz? Nasılsınız görüşmeyeli? Ben şu an... Gördüğünüz gibi ortamım değişti. Bu hafta başka bir yerdeyim. Bu hafta tam bir pijama partisi yapıyoruz arkadaşlar. Ben şu an hatta yatak odasında böyle pijamalarımla yatağın üstünde oluyorum. Tam bir pijama partisi ortamı. Sena'nın kamerasının kalitesine ne diyorsunuz chat? İlk defa ondan daha çok görünüyorum, daha net Abi görünüyorum. tost makinesi gibi gerçekten. Ya bugün bak şu yayını açabilmek için başıma gelenler, ya başka bir şey için bu kadar uğraşmam herhalde. Arkadaşlarımın hepsini arayıp tek tek laptop istedim. En kötü ihtimal figenlere gidip orada kalacaktım yani. Gerçekten çok uğraştım. Tesadüf de bu hafta benim evde annemle babam var. Yarına kadar buradalar. Çok kalabalık olacağız falan diye Sena da gelemedi. Aynen. O yüzden gittim arkadaşımdan Bostancı'dan bilgisayarını aldım. Bir de kamera ayarlayamadım yani. O yüzden bugün böyle. Kamera ateş ediyor yazmış biri. Ve bugünün benim için başka bir özelliği var. Figen için de var. Figen için ilk mi bilmiyorum. Bizim bugün ailelerimiz yayını izliyor. Evet. Benim aileden kastım teyzem, dayım, anneannem falan. Babaannen, Hani böyle evet. sülaleye yayılmış bir Bakayım aile bizimkiler izliyor mu, kavramı. ben bilmiyorum ki. Tilbe, yayını izlesenize. Annemlere izlet. İzliyorlar, artık izliyorlar. İzlemiyorlarsa da izliyorlar şu anda Evet. ihtimal. Abi ben buradan kendilerine çok selam söylüyorum. Kendisi, anneannemi özellikle çok Ben seviyorum. de buradan Sena'nın annesine, dayısına, teyzesine, halasına öpücükler Tamam. gönderiyorum. Bugünkü mevzumuz şu. Metro Ball diye bir tane oyun var. Bu Ülker Metro'nun bir oyunu, basket atmaya çalışıyorsunuz. Bunun turnuvasını da yapacağız. Biz birazdan oyunu oynayacağız zaten. Hatta size bir sürprizimiz var. Parmaktan sonra. Neyse. Allah Allah, dur bir dakika, dur, Inception üstü. Tamam, devam edebilirsin Sena. Sonrasında bir tane korku oyunu vereceğiz. Her hafta olduğu gibi yine korku. Başka ne yapacağız? Başka bir şey yapmayalım. Yine sohbet, muhabbet. Korku oyunu neye göre veriyoruz? Survivor Watch mu? Ne yapıyoruz? Aynen öyle yapabiliriz yine. Evet. Onları senin Öyle takip yapabiliriz. etmen gerekiyor. 8 pencere açık olduğu için ben de. Tamam, olur. Ama sen onları ekrana veremeyeceksin Aynen. tabii. O zaman ne yapalım? Nasıl yapabiliriz? Chat'ten Aynen, chatten verelim. bu arada başlığımız değişti mi? Başlığımız değişmedi. Modlardan biri başlığı ayarlayabilir mi? Başlık Modlar. benim annem senin anneni döver. Ama bak spoiler verdin ya. Ya spoiler verdim. Ben onu sürpriz yapacaktım. Neyse tamam, olay şu. Oyunu biz Sürprizimiz oynayacağız. oydu. Ben de ne diye merak ediyordum. Oyunu biz oynayacağız. Daha sonrasında ailelerimiz gelecek. Annelerimiz kapışacak. Olay bu. Evet. O yüzden analı kızlı gaming falan böyle bir başlık atabilirsiniz. Sizin artık yaratıcınıza bırakıyoruz. Evet. Oyun kısmına da Metro Ball diye bir oyun çıkar mı bilmiyorum. Deneyin. Browser based oyun yazabilirsiniz. Ne yazarsanız. Gaming talk show yapabilirsin. Aynen. Evet, Gaming Talk Title Show. ne diyorlar bunlar? Yapıldı. Teşekkürler. O zaman modlar kalpteyiz. Yayın açacağım ama korkuyorum yine Inception olacağız diye. Bana bir çok çok az bir süre verin ya. Niçin? Yayını açmam lazım, göremiyorum. Çünkü browser'ı pencere yakalama yaptım ya. Ha. Değiştiremiyorum. Yayından çok uzağım şu an. Tamam. Açtım. Açtım. Okay. Tamamdır. O zaman ne yapalım Sena? Senle kapışalım mı önce? O zaman evet, biz bir izletelim. Bunun bir sürü ödülleri olacakmış. Ne ödül olacağı bize daha söylenmedi. O yüzden çok fazla size şey söylemeyelim. Metroball.com adresinde com.com.tr mi? Com galiba. Com adresinde şey yapabilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Ben yine aynı linkteyim galiba. Aynen, ben aynı linkteyim. Figen gel. Şimdi peki ben buraya geçince acaba tamam, değişmiyor. Hadi inşallah. Ay hadi inşallah değişiyor. Bir dakika, bakacağım değişiyor mu?
Cemre gelmiş. Hoş geldin Cemre Cemre. hoş geldin. Babuşu yayına. Evet, bütün benim Facebook'um falan görünüyor arkada. Benim burayı kapatmamam lazım. Hangisine tıklıyorum acaba? Oyuna başla mı diyorum? Yo, senin attığın linke tıkladım. Aynen oyuna baş... Aa, neden? Arkadaşınla oyna. Ben sana bir link daha atayım o zaman. Arkadaşınla oyuna çıkıyor. Ha, Tamam. biz o oyunu kapattık ya, ondan galiba. Aynen olabilir. Tamam, sen Allah'ın bana sana yenilik şahane at. attı. Tamamdır. Beraber mi oynayacağız? Biz senaryo kapışacağız. Ondan sonra annelerimiz kapışacak. Ondan sonra bunun turnuvasını yapacağız. Tabii bu haftaya, değil mi? Aynen turnuva haftaya. Turnuva bugün değil. Evet. O zaman sen oyunu başlat. Tamam, başlattım ben. Evet Sena. Ben Sıra de sen. başla Ben dedim. hazırım. Ha ben de hazırım Evet, galiba. oyun başladı. Çok basit bu arada. Oyun çok bayağı Abi basit çok yani. zor oyun. Çok zor. Şöyle basket atmaya çalışıyorsun. Tabii tam ekran olunca öyle ne oldu bilmiyorum. Geteneksiz çıktım ben biraz. Olmadı. Yay. Yerden sektirip atınca ekstra puan veriyor mu? Şöyle. Tamam, olmuş oyun, şu an izleyebiliyorlar. Bana baba süpersin diye Aslında uyarı geldi. eğlenceli, biliyor musun? Keyifli abi. Yay. Şöyle. Ya planlarım tutmadı. Ah Abi be. oyun kasıyor benden. Bilgisayar kasıyor. Sena, biraz önce yayından önce antrenman yaptık. Sena'ya 50 puan çakmıştım. Şimdi beni geçmiş yayında. O annemdi, ben değildim. Ya. Lütfen öyle konuşmazsan annem de sevinirim. Pardon Sena'nın annesi. Abi Yay. ben atamıyorum. Ciddi problemler yaşıyorum. Tamam, ben ısındım ya. Burada top sayısı sınırı var mı acaba? Belli bir Ah top be. hakkımız var mı? İstediğim Pembe kadar toplar çok spamlayabiliyor puan muyum? veriyor. Spamlayabiliyorsun galiba. Pembe toplar çok puan veriyor bak. Aynen, ben o pembe topu atamadım. Ben de atamadım. Çok hızlı gidiyor çünkü. Zaten sanki bu yavaş gidermiş gibi. Şöyle ortasına getirsek olmuyor. Hile. Oyunun bug'ını bulmuştum ama bulamadım. Seyirci çıldırıyor. Seyirci Sena diye bağırıyor. Ya. Ya 70 kaç saniye kaldı? 24. Ah. Sena biraz bekle. Ayıp ediyorsun. Uhu. Affetmiyorum gençler. 79. Hadi yetiştim. Bunu da atarsam geçeceğim. Yay! 99 geçtim vallahi Sena'yı. Nasıl geçtin ya? Geçtim. Abi nasıl geçersin Geçtim. ya? Abi saçmalık ya. Saçmalık ya. Neden biliyor Aa. musun, pembe top? Aa, çok saçma. Çok saçma. Oyun bitti, sen kazandın. Metroya enerjini tazele. Metro. Selahat. Vek. Dilara hoş geldin. Direkt öyle atma, biraz yükseklik verdin. Tavsiyen için teşekkür ederim. Çok sert atıyorsun demişsin. O sertliği biz ayarlayamıyoruz ya. Kendisi çok, topun çok hızlı, çok sert gidiyor. O ayarlanmıyor. Senin ananı Lütfen. bacını Ülkem en... yetkilileri bir dizi dinliyorum. Lütfen şunu düzeltir misiniz? Bir şey soracağım. Eğlenceli ya. Hadi bir daha. Evet bence de keyifli. Kapışma şeyi güzel. Senin Sena! ananı bacına 50 Sena! puan deseler hoşuna gider mi Nesin oynuyoruz? demişsiniz? Öyle beleş oynamam ben. Nesin oynuyoruz? Metrosunu oynayalım. Hayır. Gerçek bir şey. Şu an bana Ama metro hemen... işte abi. Hayır. Şu Gerçek an bildiğin hemen spor yaptırabileceğim bir olsun. şey istiyorum. Ne? Hemen şu an herkesin önünde yapabileceğimiz bir şey. Ya şimdi herkes deyince benim aile de dahil oluyor. Sanmak önemli bir şey Olsun, isterdi. olsun. Evet, Hadi neyini düşün. oynuyoruz? Neyini oynayalım, chat? Evet, chat'te oynuyorum. Yolun birbirinizi. Abi bunu chat'e sorarak ne kadar doğru bir karar verdik şu an sorguluyorum ama. Neden? İddia haramdır yazmış. Ülker yetkilileri bizi izliyor. Ne zaman atacaksınız? Birazdan atacağız. Dans. Evet, kaybeden dans edecek. Öyle, Abi tamam burada mı? dans etmek için fazla bir yerim olduğu söylenemez. Um. Abi kaybeden annesiyle beraber bir oyun, bir dans etsin. Ne dans edelim ama? Makarena. Makarena olabilir aslında. Ama ben onun hareketlerini Tamam, unuttum. ama bir şey söyleyeceğim. O zaman bu büyük bir iddia, tek oyunda olmasın. Nasıl yapılıyordu o Best ya? of 5 yapalım.
Desktop Ne dersin? Makarna dansı yapacak yeniden annesiyle beraber. Abi makarna ama nasıl bu? Bir ekrana versene makarna bir izleyelim Ya şöyle ya. işte ne Müziğini ne biliyorum. Bu şeyde görselde sıkıntım var. Tamam, görsel ben sana atarım video. Çok basit, easy. Tamam. Bakıyorum şu anda. Best of five. Haka Aynen. dansı diyorlar. Tamam peki oyunu biz mi oynuyoruz annelerimiz mi oynuyor? Biz oynuyoruz. Ondan sonra anneler arası turnuva yapacağız seninle. Anneler de best of three. Tamam, best of Tamam. three. Onu da peki onun kazananı ne alıyor? Kaybedeni ne yapıyor? Onu sana düşünürüz. Tamam. O zaman annelerin Chat, bu alalım arada yanımızdaki aklınıza bir ve fikir gelirse evet bize yazın. en az 30 yaşında bunlar, makarana mı kaldı diyor. Lanet olsun, beni tanıdılar, sen kaç. Tamam. O zaman şimdi ben annelerimizi alalım yanımıza bize destek olsunlar. Çünkü kaybedersek şey olacak. Bizle oynayacaklar. Annelerimizi alalım mı? Aynen alalım. Tamam. Anne. Anne hadi gel. Anne. Anne. Anne bitti. Anne. Niye gülüyorsun ya Şimdi biz Tilbe? oynayacağız önce. Siz oyunu Diyor öğrenin. ki Tilbe dalga geçiyor diyor senle diyor. Öyle bir şey mi olur diyor. Nasıl dalga geçiyorum? Ciddiyim gayet. Geldi işte şu an yayında. Tamam. Anne demek, evet, kendi oynayacak. Çok basit bir şey oynatacağız. Kendim oynayacağım Bak, evet. kardeşim de anneme Alaka şey gel. demiş. Sen oynamayacaksın Dalga demiş. geçiyor işte. Ben oynayacağım. Görürsünüz. Babalarınız Nasıl bilir, geçiyor lambada yapın diyor. görürsünüz. Sen şimdi görürsün diyor annem. Oradan kaydın sonra ben izleyeceğim. Anne. Şimdi Hadi olay anne gel, şu. önce bir tanışın. Şimdi biz Selam Figen'le Chat. 5 maç oynayacağız. Bu 5 maçtan Ne ikisini diyorsun ya? kaybeden, pardon 3'ünü kaybedenin ve annesi makarena dansı yapacak. Şimdi biz Biliyor Sena'yla, tamam, musun? anlattın mı? 5 maç Söyledi yapacağız. giydin Bir oyun hazırsaydın 2 dakika sen de. sürüyor. 5 maç Bence. yapacağız. Aa Kaybeden annesiyle beraber ama makarena dansı yapacak. yapacaksın. Tamam E mı? niye yapmayalım? Bir Tamam. kere Tamam. makarena Nasıl bilmiyorum? Ya dansı kolay ya. yapalım. Şu var ya, sabah Tilbe yapıyordu bunu. Bilmiyor musun onu? Eskiden Bodrum'da yapardık. Çocukken yapıyorlardı. Bodrum'da yapardık, hatırlıyor musun küçükken? işte. Evet öyle. Aynen. Benim annem biliyor. Benimki Hayır. de Keşke biliyor. bilmesem de. Tamam, onu Bir anne bakarak niye yaparız. mutsuzluk yapıyorsun? Ekranda ben görünmem sen görünürsün. Ben senin karşında yaparım olur mu? Anne o zaman ne anlamı kaldı? Ekranda görünmedikten sonra olur mu senin Neyse annen biz yeneceğiz o annesi? zaman. Aynen biz Aynen. yeneceğiz o zaman. O Başka zaman başka şansımız yok. şansımız yok. Evet. Tamam biz tryhardız. Annem kaybetmeyi göze almadı. Annesi kaybetmeyi göze almamış. Yani Tamam biz de anne, o zaman öyle. şimdi sen otur. O, dikilme öyle. Nerede geleceğiz Figenler? Figenler burada. Onlar 30 saniye 40 saniye geç geliyorlar. Hatice Figen ne kadar komiksiniz ya. Ne kaçmayın. Anlamazsınız. Ya tamam onu getirme o kırılır Bir şey kırılır. olmaz anne, otur ayakta bekleme. Sen kendi kendine konuşuyorsun. Biz seni görmüyor Sen burada. al kendi kendine, aynen. Ben satmam kızımı. Aynen, aynen yanımda. Tamam. Çok düşük tempo bu arada. Sena, Acık. ben hazıra bastım. Şimdi sıra Aynen. sen. Chat annem diyor ki çok düşük tempolusunuz diyor. Hiç. Şimdi hareket gelecek bak bak yani. Evet, şimdi tekrar mı? Sen hazır Sen mısın? duyabiliyor musun anne konuşmaları? Evet. Tamam. Ben hazırım şu an, evet. Tamam ben de hazıra bastım. Hadi ilk maç Tamam, bak çok başlıyor. basit. Böyle tutuyorsun. Buradan Şimdi, bir dakika böyle annen mi oynuyor şu atıyorsun. an? Hayır, ben oynuyorum. Ha tamam. O babam da geldi. Ayıcık buradayız biz. Bunları. Biz karşıyı göremiyoruz. Attım. Bak bu onun puanı, bu benim Yayın puanım. kim Şu an istiyor? önde. Yayın Figen'in ekranını Bu görüyor. onun puanı. Yayın ekranı Beni kendi geçiyor. açılarını istiyor. Evet. Ha bizimkileri Aynen. göremiyorlar. Şurada puan var işte bak onlar 6 puanı biz 26'dayız. Daha demin Aa, de böyleydi çok... ama sonradan sana Aynen. şey yaptım. Ne yaptın Figen? Geçtin seni Selacığım. Çok güzel. O anne. Kavga etmeden. Üf be, az daha alıyordu. Aa. Baba uzaktan olmuyor işte. Şimdi olur. Tamam, bunlar kolay atış. Doğru. Bunların puanı az ama. Önemli olan öbür yüksek puanları almak. Bu da. Sena sen de pembe top çıktın mı? Hiç çıkmadı bende. Çıktı bir tane de kaçırdım ya. Aa, kaçtı. Ya. Şimdi kolay. Ya bu top çok Tamam, hızlı onlar gidiyor. kolay, evet. Bu da iyi. Bize aynı toplar mı çıkıyor acaba? Bilmiyorum ki. 54 kim? 54. Yay! 57 yani. Aa 57. 58 oldular. 58 puan sen geçtin. Olurlar. Hadi bakalım. Aferin Biz kızım. geçtik, biz geçtik onları. Hadi git. Aferin benim kızıma. Geçtik Kalan süre onları. nerede?
Yerde yazıyordu, bilmiyorum ki. Ay, pembeyi atamadım ya. Hadi. Yeah. Oley, 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 oley. Aa, hayır. Hadi. Aa. Kaç saniye kaldı? Evet, pembelerin puanı. Saniye çok yazmıyor. Saniye niye yazmıyor? Süper, süper. Hadi. 17 saniye. Oley, 16. 15. Aldık herhalde ya. Yok daha, dur, 11 saniyen var. Aa, bir tane daha atmamız lazım. Aa, topun altında yazıyormuş. Bir tane daha atmamız lazım. Ya! Hadi! İçeri! Hayır! Ya! Patronun daha yüksekti. Görelim bakalım. Hayır, ben dur, daha kaybettim diyor. 120'ye 107. Oo. Daha var. 5 oyun yapacağız. Üçünü kazanan kazanıyor. Sen de yırttık makarenadan diyordun. Aynen, neyse, hayır, tamam. Hadi bakalım. Tamam, değil miydin? Okay. Hadi. Anne, şu taraf benim puanım. Sağ taraf. Hayret bir şeysin. Ben de sol taraf. Bombeli atıyorum biz. Tamam, biz hazırız zaten. Şu an sen ha. Tamam. Babam desteğe geldi bizde. Bizim destekçiler nerede bilmiyorum ki. Hiç yazan yok, eden yok. Aynen, üyelik falan olmaları gerekiyor. Aa, yüklemişler mi olmaları lazım? Ay, çok basit atışlar kaçırdı. Serhat bu desteğini önemli. Bekliyoruz. Adı anne, ne yapıyorlar? Neden canım Serhat dedim. Bir milyon tane Serhat var. Dayım oluyor bu arada. Yey. Pembe oo, top, bu çok önemli. Ya, düştü diye ya. Evet, bu çok puandı, pembe toplar. Sen nasıl anlayabilirsin ki peki? İşte evet, onun ayarlayabilmem lazım. Ooo, makarena. Deliksiz mi deniyor? Dandara dara 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 dadam. Hadi bakalım. Aa! Konsantrasyonumu kaybettim, bir saniye. Bak, bravo. Bu çok puanlı olmuş. Ya hepsi şeye değiyor. Biraz şöyle atmak lazım herhalde. Şöyle mi alsam bunu giren? Aa! Ben çok kötüyüm bu defa. Hiçbir şeye götüremedim. Oley. Aa! Oley. Bu nedir ya? Atman lazım, hadi. Hadi. 8. Hadi bakalım. Hayır, çok basitti o. Rezil olmayalım burada makarnalar yaparken. Hadi kızım benim, göster kendini. Ha? Aa, gitti seyirci. Olsun, seyirciye de gidelim. Top sağ dışına çıktı benim seyirciler. Heyecan yok. Heyecan yok. Aa. Vallahi geçtiler ha. Vallahi geçtiler. Aa, sen niye öyle oldun ya? Bilmiyorum. Sanırım Zanatar Bey'de. Sanırım. Bu çok sert gidiyordu değil mi ha? Bunu atarsak kesin mi yetişemezler? Ya! Ne bile değmiyor. Kızım sen ne oldun? Dur, nazar oldun. Okuyayım ben sana. Heyecan yaptım. Ay dur, heyecan yaptım. Gel. Ha? Bak, vallahi ne güzel okudun ya. Tabii ben okudum da. Geçtiler. Hadi bak. Geçtiler! Ya saçmalık, sen saniyede geçtin. Biz mi geçtik? Biz geçtik. Evet. Ben gördüm, biz geçtik. Bana da öyle geliyor. 2-0. Bir kere daha yenerlerse kaybediyoruz. Evet. Şimdi chat'e bir daha bir bakalım. 1-1 oldu maç. Hayır, 2-0 oldu. Dayın yayının canlı olmadığını iddia ediyor. Bir eşit anlasana dayına. Dayı! Selam'ın dayısı. Canlıyız. Sena'nın dayısı. Yayınımız canlıdır. Anne, ne yapıyorsun anne? Hadi Sena, gol hazır. Tamam. Evet, bak bu yazı, yayın şu şöyle. Ya o kadar laf ettik. Geç mi gidiyor yayına? Onlar da bak, Sena'yla annesi. Evet. Sen görünmüyorsun, sen biraz yarım görüyorsun. Hadi. Babam görünüyor. Lan temizleriniz yaptıralım makarenadan. Makarena, başlamış. Olmadan, hadi. Babam da yapacak mı dans? Babam da yapacaksa ben kendime kaybederim. Anneler yaptık, aynen. Babam gönüllüyse babam karizması bozulur. Kim kazanırsa o mu yapacak dansı? Hayır, kaybederse biz şu an dans edeceğiz. Sen olur mu öyle? Ceza olarak dans edecek işte anne. Ha, vurdu mu? Ya sen düzgün oynasana o zaman. Oyunu yapmaya çalışıyorum. Son saniyede kaybettik biraz önce. Zaten bunu kaybedersek bunu kesin kazanmamız lazım. Wow. Tamamdır. Yeah. Bu iş tamam. Bu sefer kazanıyorsun. Evet. Ya. Öndeler anne. Aa, nereden öyle oldu? Ben okumadım da ondan, dur okuyayım. Oku anne. Aa, okuyayım. Kırk oldular. Hoppa. Hadi hadi, yes. Bu güzeldi.
Hoppa. Annem okuyor. Okuyorum. Annem üf, annem okuyor, okuyor bana. Kareye olur mu anne? Basket öyledir. Hadi. Basket öyledir diyor annem. O kareye atacaksın. Saniye var daha. Anne tam gerçekte öyle ama şu an burada öyle değil. Dayı da paranoya yapıyor adam. Ya yine geçti hoppa, bunlar. Hoppa. Annem okuyor gençler. Hoppa hoppa. Aa, annem okuyor sınava ya. Sınava gireceklere de okunur. Aynen. Sipariş alırım. Aynen. Hiç boşuna pirinç pirinç okumasınlar. Ben okurum onlara. Oh çok güzel. Oley. Bak bak bak. İyice. Benim kızımın attığı şutlar. Şu makarana da rezil olacağım diye var ya. Bak hep bu yüzden oluyor. Vallahi 200 oldu. 200 ne? İnsan ol sana. Güzel. Hay bunu nasıl geçeceğiz 200'ü acaba? Makarena yaparken düşünüyorum. Ben makarena bilmiyorum diyor. Annem yalan çiziyor. Ya tamam. Okey. Evet. Müzik açın o zaman. Makarena. Tamam ben açıyorum. Açacağım. Sen aç, biz açmayalım. Ya anne. Sinan'ın annesi beni okuyor. Makarena nasıl yazılıyor ya? Makarena. Ha tamam buldum. Kimmiş o? Los del Rio. Yolları. Yenilince çirkefleşti figendi. Tamam. Ya. Annem müziği duymuyor ama şimdi dansın ruhuna giremeyecek. Emosyonunuz olmadığını bilsinler. Orada yırtıyor kendini çocuk bombeli attı. Aynen bombeli sadece. Bunlar yanlış yapıyor ya. Dur bunlar yanlış yapıyorlar. Falso veremiyorsun topa. Aa çok kötü. Bunlar yanlış yapıyor. Abi böyle makarena olmaz. Makarena değil ya. Bu makarena değil. Ay çok kötü. Kaldırın onu kaldırın. Ha bu işte burası. Kaldırın. Böyle de değil tamam. Tamam da. Orijinal klip bu ama. How to dance makarena. Hah buldum. Bir şey söyleyeceğim. Ayağı da kaldırmayın bizi artık. Böyle oturduğumuz yerden yapalım ne olur. Hayır, hayır. Sen demiyordun ben boş oynamam, yapılacak bir şey olsun falan. Ne oldu? Kendini yaktı. İşte onlar oyuna mı gelsin? Anne sen müziği duyuyor musun? İzleyelim şimdi makarayı. Annem ruhuna giremiyor şarkının. Kendini şey yapamıyor, veremiyor. Yoksa çok iyi oynayacağım. Bir dakika, anlatıyor şu an şarkı. Sena'nın kardeşi beni bir oku da üniversiteyi kazanayım. Ay çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hakikaten yani. Çok akşam akşam mutlu oldum. Bir dakika durun. Öğretecekler bunlar. Yaşam sıfırdan makarana oydu. Keşke sen benim kayınvalidem olsan demiş. Anne bana yavşıyor. Sen onu boş ver. Ben evet o yüzden dedim. Ne demek istedim? Anne bana yavşıyor. Yayında hadi laf etmeyeyim dedim. Bak dayısı da izliyor. Ben bir şey demiyorum. Anne ne diyorlar? Dur mod bahçette onlar şey yapar. Kadın bir şey demiş dedim. Dayısı da izliyor. Hayır böyle gerçekten değil mi? Tamam ben öğrendim. Ha tamam öğrenmişler. Tamam biz peki görünüyor muyuz acaba? Biz sizi yayından izliyoruz. Biz de yayından bakacağız. Kendine bak görünüyor musun? 3 tane girden geliyor onlar onu. Tamam. Bu annesi annem ama öyle. Annesi öyle. Nereye çıkıyor? Anne bak görünmüyorsun gel. Ya. Abi annene çekiyor. Tamam bak Sena bir kere yapacağım sonra yok ben kaçırdım ettim yok. Bundan sonra gör bak belki şey yapacak annen de çıkar yayına diyecek. Sena. Çok talep edeceğim. Teyze sakin ol. Tamam hadi başlıyoruz anne. Ses geliyor mu? Tamam. Aa, dur kaçırdık dur bir dakika kaçırdık biz. Ses tamam. Duyuyorsun değil mi sesi? Tamam takip ediyoruz şimdi. Okey tamam yeter bu kadar. Aa bir şey söyleyeceğim görünmemişiz ki. Biraz bir yere gitmemiz lazım. Olmuş mu? Ben de gayet güzel tamam. Ha, gel. Bunlar annemler oynayacaklar şimdi. Tamamdır. Ah, üzü gitti.
Şimdi Multiple'in flash TV olmuş herhalde yani. Multiple'leri flash TV olmuş diyor. Orada da oynuyorlar ya flash'ı. Olay çekiyorlar. Biz renk verdik yayında. Tamam, çok devam teşekkür edin. Ederiz geldiğiniz için. Hadi görüşmek üzere, iyi yayınlar. Onlar size. Oynamayacaklar mı? Onlara bir oynamayacak mısınız siz? Ne? Oyun. Bir de biz mi oynayacağız? Oynamayın mı? Yayın sonlarına doğru gelin o zaman. Olur, birazdan. Tamam, birazdan alalım tamam, tekrar. Tamam, sonra gelecek. Eğer şey, gelmemizi isterse chat'tekiler öyle gelir. Aynen, chat'tekiler. Aa, annesi şey istiyor, tezahürat istiyor. Bir yazmanı gerek yok, yorumlarını yazın. Aynen, istiyoruz yazın. Yorumlarınızı yazın. Sena'nın annesi tam bir medya şey çıktı ya, insanı. Aynen. Annem gerçekten. Evet. Evet arkadaşlar. Böyle yayın ben de yayın şarkı çekeriz onda. Ben de gazı geldim evde yapıyorum diyor biri. Abi bence bugünün konusu bu olsun. Twitter'dan abi bize makarena videolarınızı atın. Biz şeyleri en güzel makarena yapanı seçelim. Oyun evet var. Olur olur. Bir dakika benim rahatım bozuldu. Nasıl oturuyordum ben biraz önce? Okey. Çocukları pistten alalım yazmış. Bir daha mı oynasak sana? Abi bak makarenayı en güzel oynayana bugün Voidu'dan istediği oyunu veriyoruz. İstediği korku oyunu. İstiyorsa gitsin en pahalı oyunu seçsin verelim. Ne diyorsun Figen? Evet evet süper fikir. Makarena. Hashtag'imiz be. Hashtag'i versene şeye. MP izlerken ben. Aynen. MP izlerken ben hashtag ile her hafta aynı hashtag zaten. Atın. Biz de bakalım en güzel makarena oynayalım. Seçelim. Sonrasında ona istediği oyunu verelim. Onu ekleyeyim ben. Bir dakika verin bana. Hashtag. Senin yeni stüdyosunu arıyordun. Nereye geldin? MP izlerken ben mi? Aynen. Yüzünüzü göstermek zorunda değilsiniz ya, şeyden aşağı, boyundan aşağınızı gösterseniz zorunda, çekiniyorsanız ediyorsanız falan. Evet, ama biz de öyle dans ettik zaten. Evet, aynen. Figenler gibi oynayabilirsiniz. Oldu mu? Ha yok, pardon, koy. Ay bir dakika, pardon. Tamama basmamak. Neredesin? Acaba kız istemeye gelsek Allah'ın evli özgürsün. Niye böyle yapıyorsun? Okey. Ben de telefondan açıyorum tweetleri. Evet onları ben takip edemeyeceğim. Aynen ben de telefondan edeceğim. Güzel bulursam bir tane ekrana böyle gösteririm size. Bu makarena bütün şeyimi bozdu ya, rahatımı. Altında yastık falan varmış. Ben bir daha aynı huzuru bulamadım. Bugün gaming talk show olacak mı? Yani işte gaming talk show sayılır. Talk show yaparken arkada biraz daha oynayabilir miyiz Sena? Ben çok sevdim oyunu. Tamam olur, hadi biraz daha oynayalım. Hadi biraz daha kapışalım. Ben Galaxy'ye geldim şey ama daha iyisi acaba çıktı. Acaba ben aynı linki diğer insanlara göndersem gelebiliyorlar mı? Gönder bakalım. Ya. Nasıl? Acaba her... Aa! 100 kişi birden oynayabilir miyiz? 100 kişi birden hakikaten ama 100 kişinin bir kere puanı ekrana sığmaz ya en basitinden. Onu nasıl yaparız ya? Figen. Dur bakayım bir çıkıyorum. Yeni oda kuracağım. Dur bakayım onu ben bir chat'e atayım. Yeni oda niye kuruyorsun? Çünkü... Bu linki atsaydın direkt. Aa aynen. Ben sana face'den attım. Dur. Çıktın ama sen şu an. Aynen. O şimdi link çalışmayacak mı? Arkadaşlarım... Metreye göre mi puan veriyor? Efendim? Metreye göre mi puan veriyor? Aynen metreye göre puan veriyor. 3.45 şimdi... mesela. 3.45 puan mı aldım ben şimdi? 6.74 mi aldım? Hayır değilmiş metreye göre. Puan sesi benden geliyor olabilir bilmiyorum.
Şimdi bir dakika, ben sizde bu... Figen, ben sana linki atayım, sen onu chat'e yapıştırsana, ben yapıştıramıyorum. Ya da sen de mi yapıştıramıyorsun? Ben Twitter'a yapıştır, Twitter'a da yapıştıramıyorum. Ya bu ama iki kişilik oyun Sena, olmayacaktır, yok. Evet. Arkadaşınla diyor, hani arkadaşlarınla evet. Demiyor, arkadaşınla oyna diyor, o yüzden... Tamam, o zaman ben tekrar başlıyorum oyuna. Annem ne diyor, şu kareye getirsene. Bundan sonra yayın olacak mı? Bundan sonra yayın olmayacak sanırım. 150 izleyici makarenayla 180 oldu. Olur, daha fazla olması gerekiyordu. Sinema bileti kazanmıştım. Burak, sen bana mail attın mı şeyini, telefon numaranı, isim, soy isim ne? Bana mail atman gerekiyor. Babası ben bu niyetini arkadaşı iletiyorum. O da sana biletini gönderiyor. Abi bombeli atmak işte zor ya. O şeyin sertliğini falan da değiştiremiyorsunuz. O birazcık problem oyunda. Haftaya bunun turnuvası var. Gidin bir hafta train atın. Oynayın. Gelin. Aa, hakikaten bunun turnuvası güzel olur ya. Evet, keyifli olur. Öyle yani gençler. Evet, o zaman Figen, şimdi artık gaming'i yaptık, talk show kısmına geçelim, birazcık muhabbet edelim. Ben şu an çok sıkıldım. Ben hala oyundayım ya, okey. Evet, Figen orada kendini kaptırdı, Metro Boldut'u ayartlıyor. Dünya şampiyonasını göreceğiz kendisini yakında. Bugün bütün için, ödüleri kapacak. Bugün için bir şey düşündün mü peki? Bugün için bir şey, ben şunu düşündüm. Bugün şimdi benim bu yayını yapmam falan çok zor oldu ya. Hani böyle hayatta çok ufak bir şey için verdiğin çok saçma ve uzun bir mücadele ne diye düşündüm. Mesela bunun üstüne konuşuyoruz. Benim bugün mesela başıma bu geldi. Sürekli böyle arkadaşlarımı aradım. Hepsinde bir aksilik çıktı. Bir bilgisayar arıyorsunuz. Herkesin evinde olması gereken olan bir şey. Ve bir anda benim gibi bir insan bilgisayarsız kalıyor. Hani böyle bunun için daha Bostancı'ya gittim, Nişantaşı'na gidecektim, en kötü Figen'e gidecektim falan filan. Benim aklımda bu vardı. Ben düşünüyorum şu anda. Ya mutlaka vardır herkesin böyle bir şeyi de. Evet, var ama düşünüp hatırlamak. Aklına gelebilen bir şey değil. O zaman şey yapalım. Ben sana Would You Rather soruları sorayım. Bu mu bu mu? Bunu mu yapardın? Bunu mu tercih ederdin? Bunu mu tercih ederdin? Evet, çok severim. Chat'te onlara cevap versin. Evet. Bir saniye bulacağım hemen. Chat, siz de soru sorabilirsiniz. Siz bize sorun, biz de cevaplayalım. Figen. Çok iğrenç bir soru geliyor. Alev. Burnundan tavana asılmayı mı tercih ederdin? Giyotinle kafanın kesilmesini mi tercih ederdin? Pardon, giyotinle bir organının kesilmesini mi tercih ederdin? Burnumdan tavana asılınca ölecek miyim peki? Bilmiyorum, şansına kalmış. Burnumdan tavana asılmayı tercih ederim. En kötü burnunu yaptırırsın, ne bileyim, bir yolu vardır onun. Değil mi? Evet. Kolunu bacağını kesilse onun dönüşü yok. 1.20 olmayı mı tercih ederdin, 2 metre olmayı mı tercih ederdin? Ya bunu tabii metre olarak düşünme, çok kısa bir insan olmak mı isterdin, çok uzun boylu bir insan mı olmak isterdin diye düşün. Uzun boylu olmak isterdim. Çok mu uzun? Ya çok uzun değil tabii ki. 2 i̇şte metre çok. Uzun olacak. 2 metre, 2-2.5 metre falan olacaksın böyle. Ama 1.20 de cüce gibi yani, o ne? Hayır, ya da cüce olacaksın. Uzun, evet. Hangisi uzun. Ben uzun tercih ederim. Bilmem, ben cüce olmayı tercih ederdim sanırım ya. Böyle, ama bir cüce olunca da çoğu şeyi yapamıyorsun. Gerçi uzun boylu olunca da çoğu şey yapamıyorsun. Chat, siz ne isterdiniz? Ya gerçekten şimdi uzun boylu olursan, hani şimdi şöyle düşünüyorum, çocuk sahibi olabiliyorsun. Cüce olursan çocuk sahibi olman zorlaşıyor. Ya da ne bileyim, araba kullanman zorlaşıyor cüceyken. Uzun boyluyken de zorlaşıyor ama kendine uygun büyük bir araba bulabilirsin belki. Sonra... Aşk mı, abi para mı? Kameram aşk. Çok kötü. Yaşlanmadım. Kameram çok kötü.
1.80'im yeterli. Ama şimdi bunun bir kızla bir kızla erkek çok fark ediyor. Evet. Kız için 2 metre çok uzun bir boy mesela ama erkek için okey var yani. 2 evet. iyi bir boy hatta. Erkek için de 2.5 3 metre falan diyor. Aynen şimdi öyle 3 abartma da 2.5 diye düşün mesela. Lan 3 metre biraz abartma. Evin ikinci kat penceresini görüyor falan böyle yolda yürür. O zaman zaten ünlü olur muhtemelen. Guinness rekorlarına falan bir şeyleri. Uzunuz zaten birkaç santim daha ekleriz nedir yani demiş Dilara. Kaç santimsin? Grill. Benden uzun musun Dilara'cığım? 1.75'im ben. 2 metre bir kız arkadaşın olursa efsane olursun. 1.20'lik olursa loser demiş. Abi 2 metrelik kız arkadaşın yanında ne bileyim böyle aşkım merhaba ya. O romantik fotoğraflar olur ya öpüşen çiftlerin ayaklarını çekerler. Kız böyle parmak ucuna kalkmış olur. Buna erkek parmak ucuna kalkmış oluyor. Birisi solunum yapması yeterli ya. Babuş'u görseniz. Babuş neredesin babuş? Babuş. Babuş nerede? Abi, Rush. Figen babuşu aldıktan sonra zaten Facebook'a giriyorum. Figen'in bütün kedi fotoğraflarıyla dolu. Bütün ana sayfam Figen'in kedi fotoğraflarıyla dolu. Ama ben uyarmıştım öncesinde. Dedim ki bundan sonra başlayacak olan kedi fotoğrafı spamı için hazır mısınız dedim. Ya beni şimdi silin dedim. Ya da bundan sonra sonsuza kadar kedi fotosu likelayın dedim. Bu uyardım. Aşağı mouse'la aşağı ine 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 bir hal oldum sürekli Figen'in kedi fotoğrafları var. Ya ben köpek aldım ben o kadar fotoğraf paylaşmadım. Tam senin yavrum. Ama yavrum. Çok tatlı Ayrıca ve küçücüktü. Minnacıktı. Lisede kız arkadaşlar 20 santim kısaydı ama lisede erkekler kısa kalıyor ya bazıları. Üniversitede falan uzuyorlar ya da lise sonunda uzuyorlar. O yüzden hani geleceğe dair bir umudun varmış en azından. Hani bir gün onu yapabileceklerim diyebiliyormuşsun. Bak ya hemen gaza geldi. Chat bıktık Instagram'da da kedilerden diyorlar. Senin gazın hep bunlar sen. Bir kere Raş çok tatlı. Tamam babuş. Kedi bir ayrı. Bak şey diyorlar, kedi sevgisi çok farklıdır köpekten diyorlar. İkisi de bir. O zaman köpek sevgisi de kedi sevgisinden çok farklı olur. Evet, bana mesela öyle geliyordu. Köpek sevgisi çok acayiptir muhtemelen diye düşünüyordum. Kedi için öyle demişler. Benim arkadaşımın kedisi var, onun fotoğraflarını ben paylaşıyorum diye. Bıkmadık babuştan, bıkılır mı? Yuhuu! Makarna dansı atıyor musun? Dilara ya, makarna dansı yapsana. Bak ben bile yaptım. Annem de yaptı. Dilara! Bizden güzel bir korku oyunu kazanmak istemez misin? İstediğin korku oyununu. Makarna dansı. Twitter. Tamam Figen. İkisinden birini yapmak zorundasın. Bir kavanoz tereyağı yemek mi? Ama büyük bir kavanoz. Ve yoksa büyük bir kavanoz bal yemek mi? Bal. Abi miden kaldırmaz ya. Tereyağını da kaldırmaz. Bal mı yerdin? Ben tereyağı yiyebilirdim belki. Ben de tereyağı da yiyebilirim. Bilmiyorum ki. İkisini de severim bu arada. İkisini de beraber yesek. Bal tereyağı. Bir de ekmek yanına. Yanına bir de iki ekmek versinler. Ben evet ikisini birlikte yerim. Evet Twitter'a video atıyorsunuz. Bakayım ben var mı Twitter'da gelen bir şeyler. Gelen makarena videolarından birine korku oyunu hediye ediyoruz. Aklınızda evet. Olsun. Çok basit bir şey bu ya. Gidip böyle bak dans edeceksiniz. Çok basit. Ben size öğretirim. Bilmeyenler yazabilir. Ben biraz önce öğrendim nasıl yapıldığını. Tereyağı iyi gider. Arka plan restoran mı diyorlar sana? Orası Sena'nın eski odasıymış. Ben de merak etmiştim yayının başında. Evet. Sordum Sena'ya. Ya benim o kadar arka planımla dalga geçtiniz. Bakın size şekil bir arka planla geldim. Ben de tabutumla geldim. Tabut aldım da ben geçen hafta. Gördün mü sen tabutumu? Sena hiç tabutun hayırlı olsun demiyorsun. Tabut mu aldın? Evet. O kitaplık mı? Ha, evet. Çok güzel. Tabut. Güzelmiş. Evet. Kefen de donation golü açtım. Kefen için para veriyorum. Kefenin donation golü. O da güzel. Ölür insan onları yerse demiş. Şey denedin mi hiç ya? Ne o? Tarçın yemeği Sena. Bir kaşık evet, falan. Evet.
Denedim. Ne zaman denedin? Ne yazık ki oldu bir süre. Ya ama denenmemesi, ölümcül tehlikesi varmış onun. Gerçekten de olanmış yani. Çok denenmemesi gereken. Ben geçen sene abi bir tane internette şey vardı. Bir oyunun ön araştırmasını yapıyorlar. Ne derler ona hani piyasaya sürmeden önce nasıl işte. Piyasa araştırması. Aynen, oyun ne olacak ne edecek diye. Bir tane internet üzerinden oynanan bir tane oyun. Biz geldik, tekrar geldik mi? Geldik mi? Düştüm ya, niye böyle olduk? Benim OBS'imde bir sıkıntı var. Yayından önce halletmeyi denedim ama olmuyor. Anneler DDoS attı demiş biri. Anneler DDoS attı. Anneler korsan yayın açacak birazdan. Hacked by your mother yazacak. Okey tamam. Şeyde, anan tarafından eklendi. Geldik mi? Hikaye yerinde kaldı. Ne anlatıyordum ki ben? Ne anlatıyordun hakikaten? Bir şey anlatıyordum. Ha şey, WhatsApp grubunda bir şey vardı. Bir oyun denenecekti, onu anlatıyordum. Neyse, oyun nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu arada oyun telif hakkı alındı galiba, anlatmamda sorun yok. 10 kişilik bir grup, 10 kişilik gruplar halinde yarışıyorsun. Dünyanın her yerinden insanlar var. İşte İngiltere'den, Fransa'dan, şuradan buradan böyle 10 kişilik gruplar var. Grupta her gün birinin bir challenge verme hakkı var. Annemler şımardı bugün. herkesin işte bir gün bir challenge veriyorlar. Mesela diyor ki herkes 10 puanla başlıyor. Herkesin 10 puanı var. Diyor 3 puana bugün bir parkın ortasında gidip işte ne bileyim soyunup Eye of the Tiger söylersen, bunu videoya çekip grupta paylaşırsan 3 puanımı sana vereceğim diyor. Çocuk bunu yaparsa 3 puan alıyor. Yapamazsa, eğer challenge'ı reddederse 3 puan ona vermek zorunda kalıyor. Böyle böyle bir haftanın sonunda en yüksek yıldızı kazanan takım, kazanan kişi birinci oluyor. Ödülü ne? İşte birinci olmak ya. Bir şey yapmıyorsun. Oyun bu. 10 kişilik gruplar saçma. Halinde, 10 kişilik gruplar halinde challenge, ya işte şey rozetler falan var, kazanıyorsun mesela. İşte her challenge'ın işte 5 yıldızlık bir görevi yaptığı rozeti geliyor sana, achievement gibi. Öyle bir şey düşün. Neyse, ben buradan nereye bağlayacaktım, biz ne konuşuyorduk? Sinemanın challenge'ı konuştum. Ha, aynen, onda yapmıştım işte, canlı yayında yaptım şeyde, Hearthstone oynarken yaptım. Videoları çekmedim yani. Her son oynuyordum. Dedim hani ben böyle bir şey yapacağım. Bari bunu oyunda yapayım. Hani insanlar da görsün falan. Bildin klavyenin üstüne tükürdüm. Bütün her taraf tarçın oldu falan. Yutamadım. Ağzımda kaldı. Hani içeri kaçtım falan. Lavaboya tükürdüm. O şekilde kurtuldum. Yapılacak gibi değil. Hani bir kaşık böyle içip şey ne olacak diyorsun ama tarçının garip bir yapısı var. Ağzına girdiğin anda bütün suyu çekiyor. Hava direkt hava boruna kaçıyor. Evet, hava iğrenç boru. Bir şey. Aksırtıyor, tıksırtıyor. Çok çok lanet bir şey. Denemeyin yani, sakın. Evet, sakın evde denemeyin. Onun yerine gidin metro yiyin. Ödülü ne? Yok. Oha, çok güzel. Çok saçma dedi. Çok güzel demedi. Cemre'ye de bugün hileci demişler. Ben öyle mi dedim? Ödül ne? Yok. Oha çok güzel. Öyle demedim. Hayır. Ya. Oha çok saçma dedi. Hava borusu. Evet, hava borusu. Aa, şeyleri konuşuruz. Bugüne kadar iddia uğruna yaptığın en saçma şey. Ben anlatabilirim. Anlat. Evet, sen anlat. Yoksa. Artı 18. İddia uğruna yaptığın. Reklam alınca ben mezunayım. Abi evet. Evet. Metro yiyin, kötü bir şey mi diyoruz? Logitech kullanın, metro yiyin yani. Yanlış bir şey demiyoruz sizi. Bak, yapmadığımız bir şey yönlendirmiyoruz ki. Bir iki kutuda metromuz olaydı, iyiydi de yok işte. Evet Figen, iddia uğruna yaptığın en saçma i̇ddia şey. İddia değil. Anlatalım. Kuzenim bana şey demişti. O zaman bak, o kadar küçüğüm ki mark vardı. Yaşım ortaya çıktı yine, lanet olsun. Mark hatırlayanlar var mı? Mark diye bir para birimi vardı. Almanya'nın para birimi. Ha, aynen. Ben de mark kim? Eskiden euro yoktu. Euro sonradan çıktı. Mark kullanılıyordu. Neyse, kuzenim yurt dışından gelmiş. Şu pencereden dışarıya poponu gösterirsen sana 10 mark veririm dedi. Ben de böyle çok kalabalık, yoğun bir birinci kat bir de. Oradan aşağı, çocukken tabii 7 yaşında falanım.
popomu göstermiştim. Abi Figen'in çocukluğu çok sancılı geçmiş gerçekten. Yok poposunu gösteriyor, yok asansöre işiyor, sıçıyor. Abi onu da bir unutmadınız ya. Bir şey söyleyeceğim. Ya ben hala inanmıyorum asansöre işemediğinize. Hiç beni o konuda kandıramazsınız. Herkes bunu yapmıştır kesinlikle. Abi ben gerçekten yapmadım. İnanmıyorum Sena, yaptınız. Abi hiç böyle çişim geldiğinde de hiçbir asansöre gideyim işeyim diye aklıma gelmedi gerçekten. Çocukluk işte. Küçükken, küçük bir kızken. Minikken. Düşün daha o zamanlar mark var yani, o kadar küçüğüm. Abo diye. Topu topu 30 yaşındasın ya. O değil, şaka maka, ben haftaya 29 dolduruyorum biliyor musun? Doğum günüm haftaya. Ve 29 çok acıklı değil mi ya? 30 ya, bir sene sonra 30 inanılmaz bir yaş. Evet, ne ya, bir sene sonra desen o 30'un bir 5-6 senesi var ya, boş ver. Sen 29'da fiksersin. 29'da ben 3 sene kalırım değil mi? Bana da öyle geliyor. Ay, ya da 29'dan sonra 25'ten bir daha saymaya başlarsın. Ben 29'da 25'e giriyorum der. Sonraki sene 26, 27, 28, 30'a bir daha gidersin. Ama gerçekten hiç öyle hissetmiyorum. Nasıl 30 yaşına geldim inanamıyorum ben ama. Öyle hissetmiyorum. Ne olur bir beni... iddia uğruna gözünü mü bozdun? Niye? Parmağını mı soktun gözüne? İsmi parmak ya, oradan düşündüm. Acaba bir travması var o günden de o yüzden ikinci parmak mı yaptı diye. Bak, balkondan aşağı işemek başka bir şey ya. Hani asansör işemek başka bir biz, şey. Nasıl ya? Bu nasıl bir faşistlik? Balkondan aşağı işemek farklıymış, asansör işemek farklıymış. Bak, neden farklı biliyor musun? Çünkü asansöre işiyorsan kimse beni burada görmeyecek diye işiyorsun. Ama balkondan işiyorsan herkes beni görecek. Bakın ne de güzel işiyorum diye işiyorsun. A, daha kötü işte. Tamam, daha kötü. Farklı dedim balkondan bari. Aşağı işemek daha pis tabii bir şey. Tabii ki yani. Daha kötü. Abi milletin kafası. O ne aşağı ya? Böyle? Çok saçma. Dat tespit. Hatun kısmı ne güzel yaşı 30. Onu ben de duydum. 30-35 arasındaki ya, insanlar hep 30 ve 35 yaşları arasındaki yılların en güzel yılları olduğunu söylüyormuş. Tabii büyüklerden bahsediyorum. Doğrudur, olabilir. Dedikleri işiyordum o demiş biri. Ha biri demiş ki abi niye tuvalete işemiyorsunuz? Çok mantıklı bir soru kardeşleri, tebrik ederim gerçekten. Hani bu soruyu Figen'e sormalıyız. Neden? Çünkü mesela küçükken asansöre içme sebebim eve çıkmamak, eve gitmemek. Çünkü şöyle bir şey var, şimdi annene kendini gösterirsen bir daha senin dışarı çıkmana izin vermeyecek falan. Sokağa çıkmana izin vermeyecek ya da gel evet. Yemek ye diyecek falan, bir şey yapacak, seni tutacak, asansöre şipşak yapardık. Abi ya, ben hiç çayır içmene işemişliğim oldu da hiç asansöre işemişliğim olmadı. Niye balkondan işiyorsun asansöre işesene? Değil mi? Hiç balkondan işemek kadar saçma bir şey var mı? Abi çok değişik gerçekten. Diğer insan asansöre işemiş falan, tamam. Ya Last Man on Earth diye bir tane dizi var, izliyor musun falan? Çok severim. Bayılırım. Abi ilk bölümlerini hatırlıyor musun? Adam şey yapmış. Havuza çıkan o trampolin bir şeyden atlıyorlar. Onun ortasını açmış abi. Oraya gidiyor, oturuyor, havuzun içine sıçıyor. Sonra kalkıp geri dönüyor oradan. Abi ya. Bir de biriktiriyordu. Evet. Dünyada son insan kalmış. Bir de evinin bahçesindeki havuzu tuvalet yapmış. Allah'ım. Sonra tabii son insan olmadı, ortaya çıkıyor falan filan. Dizi tavsiyesi bu arada. İzlemek istediğiniz bir dizi varsa şahane dizidir. Benim aynen, top 3'üm de kesinlikle. Last Man on Earth'u bayılırım. Siz hiç balkondan mi yapmadınız? Balkondan işemeyi tavsiye ediyorlarmış. Free meditasyon. Abi biz fizyolojik olarak balkondan işemeye çok müsait olmadığımız için. Hani gerçekten çok hoş bir meditasyon olmaz bizim için o. Her yayın mutlaka bir boklu püsürlü muhabbet oluyor evet, ya. Evet, her yayın olmazsa olmazımız. Yani ne kadar çirkinleşebiliriz. Popodur. Çiştir, kakadır. Abi her şey Figen'in asansöre işemesiyle başladı bence. Figen asansöre işemiş olmasaydı bunların hiçbirinin konuşma olmayacaktı. Ya yalan mı söyleyeyim? İşedim, ne yapayım? Yaptığımın arkasındayım. Yine olsa yine yaparım. Bozdu yalnız o dizi demişsin. Ya bence bozmadı ya. Hani o kadar kısıtlı bir kadroyla ne yapabilirlerdi ki? Bence de bozmadı. Başka bir hale geldi. Aynen yani. Değişik bir hale geldi. Evet. Ama Todd'a gıcık oldum orada ya. Todd'a evet. Var ya, ben olsam Todd'u öldürürdüm. Kanun yok yasa yok. Kimse beni hapse atmayacak. Öldürürdüm valla. Kim öldürecek? Todd. Kimi öldürecek Todd?
Todd'u ben öldüreceğim. Ben o dizinin içinde olsaydım Todd'u öldürürdüm. Şeyi de öldürdüm. Filo, o ana karakteri de öldürdüm. O da yavşak. Nasıl? Kimi? Fil işte. Fil yok mu ya? Ha, Fil. Ana karakter. Last Man işte. İlk dizinin başladığı adam yok mu? Okey, tamam. Şey... Tendi diyorlar. Tendi, şimdi. Aynen Tendi. Aynen. O adamı nasıl da öldürürsün ya? Çok en yavşan iyi karakter o. Bu arada Jigglypuff'ımı gördünüz mü? Onun dışında size dizi önerelim. Bak, Blind Spot güzel dizi. Onu izleyebilirsiniz. Onun dışında sen şey Mr. Robot mutlaka izleyin. Limitless çok güzel. Limitless izleyebilirsiniz. Limitless evet çok güzel. Onu da izleyin. Ben onu bırakmıştım. Orphan Black izleyin mutlaka. Orphan Black. Evet. Onu bak izle izlemiyorsan. İzledim. Spoiler'ın Allah'ını veriyor. Sen hayvanlar mısınız modlar demiş bize. Spoiler vermedim ya. Spoiler'lık bir şey yok. Spoiler vermedim. İki erkek var ikisi. Hayır, daha çok erkek var. O ölen var, bir şeyler var. Bir tanesi ölüyor zaten. Sonra sen al spoiler. Sonra sen al spoiler işte. Ama kimin öldüğünü söylemedim. Evet. Breaking Bad. Supernatural. Ne kadar orijinal fikirlerim var. Evet. Pain Team. Parmak demiş biri Supernatural diye. Oyuna devam eder misin? Tamam, edeceğiz birazdan. Çok... Black Mirror. Evet, kesinlikle Black Mirror. İzlemediysen izle Figen. Black Mirror. 3 sezon, her sezonu birer, 3'er bölüm ve her bölüm birer saat ve hepsi birbirinden bağımsız konuları işliyor. Farklı yönetmenler tarafından yönetiliyor, farklı oyuncular falan. Allah Allah. Aynen. Not alayım hemen. Sıradaki dizime olsun. Havuza işeyince sarı oluyor, evet oluyor. Aa, kim geldi? Kim geldi? Gel buraya. Six Feet Under'ı evet izleyebilirim. Abi Six Feet Under'ı ben izledim. 1,5 sene önce falan. Abi yemin ediyorum o dizi psikolojimi bozdu. Oradaki kadın var ya, o evin annesi, bir tane kadın böyle sarışın. Onun böyle bakışı, mayı 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 tavırları. Böyle yemin ediyorum hayattan soğudum ya. Isırıyor. Oh. Babama tıslıyor. Çok garip. Hatice bak. Bugüne kadar hiç tıslan... Ay ay ay. Canım acıtmadan ne olursun. Babuşu hiç beslemiyorum. Figen ya hiç büyümedi garibim demiş. Nasıl büyümedi ya? Oradan öyle görünüyor. Erol'u çok tavsiye ettiler ama izlemedim. Akasyalı lan. Öp lan. Ya Witches of the Witches of the East End diye bir dizi vardı. O dizi çok güzeldi ama o diziyi de şey yaptılar. Kaldırdılar yayından, çok üzüldüm. Cadıları anlatıyordu, böyle iki tane cadı vardı. Bir tane kadın vardı. Kadının iki tane kızı var. Kızları cadı, kadın da cadı. Ve kadının üstünde bir lanet var. Sürekli kızları ölüyor. Belli 27-28 yaşlarına geldiklerinde ölüyor. Ve kadın öldükten sonra tekrar hamile kalıyor bu kızlara. Nasıl? Tabii. Aynı kızlara bir daha hamile kalıyor. Aynen, aynı kızlara bir daha hamile kalıyor. Nasıl anlıyorlar aynı kız olduğunu? Çünkü 30 yaşına kadar büyüdüğünde yine aynı kız oluyor Figen. Kadın bu arada 90 yaşına kadar falan yaşıyor o zaman. Ya, cadı abi, ölümsüz. Ha. Aa, çok güzel. Hangi dizi o? The Witches of the East End. Ama o diziyi yarıda bıraktılar işte, hiç başlama yani, sonuçta böyle öyle kalıyorsun. Devam etmedi. Çok hoşuma gitti senaryo, sen şu an bahsediyordun. Evet. Mr. Robot güzel, evet. Mr. Robot'u ben sevmedim. Neden sevmedin? Bilmiyorum, beni tutmadı o dizi. Ya bak ben ısrar bir ettim, sezonu... 6 bölüm falan izledim yani. Ya bak ben de uzun bir sezonu bitirdim onun geçen gün ama ya bir iticilik var o dizide, çözemedim ya. Güzel dizi ama bir yerde bir gitti bende, bilmiyorum. Ben bıraktım. Yarıda bıraktığım nadir dizilerden birisidir. Benim çok var yarıda bıraktığım dizi ya. Favori dizin ne? Bütün zamanların. Of all times. Favori dizim. Hawaii Meteor Mother tabii ki de. Friends izledin mi? İzlemeye başladım ama izlemedim. Sarmadı. Hawaii Meteor Mother'ın
Dan nefret edeceksin Friends izlemeye başladığınız zaman. İzledim ama sarmadı cidden. Çok eski geldi bilmiyorum. Asıl eski olduğu için güzel. Sana inanamıyorum. How I Met Your Mother dedi ya. Friends çakması How I Met Your Mother direkt. Ya Dota mı LOL mü? İşte şey mi başka Pepsi mi Cola mı? İşte How I Met Your Mother mı Friends mi? Aynı muhabbetler hepsi. iPhone mu Android mi? Tam kız dizileri. Seksistlik yapmaz mısın oradan lütfen? Dizilerin kadına erkek ayrımı yoktur. Niye ayrıca? Tamam, Supernatural kız dizisi olabilir mesela. Çünkü bilimsel olarak kadınlar bu doğaüstü olaylara erkeklere göre daha fazla inanmaya meyilliymiş. Ve din desem çok yakışıklı. O yüzden Supernatural kız dizisi diyebilirsin. Ama diğerleri için katılmıyorum. Ben izlemedim Supernatural biliyor musun? Ciddi misin? Evet. Ben de Game of Thrones'u izlemiyorum. Biliyorum onu. Onu biliyorsun da. House da güzel dizi, aynen. Mesela çok popüler dizilerden şey izlemedim. Neydi ya? Prison Break, yok. Öyle bir dizi var mıydı? Prison Break var, onu ben de izlemedim. Birkaç bölüm izledim. Sonra Heroes izlemedim. Onu da ben de izlemedim, onu da izlemedim. Başka? Lost izledin mi? Tabii ki de Lost izledim. Ben de izledim. Lost'la Prison Break aynı dönemdi zaten galiba. Aynen. Onların dönemi aynıydı. Başka... Şeyi ben izledim ya. Muneka Brava. Türkçesi şey, Vahşi Güzel. Namyor oro flore liberta. Senior restaurant... Nasıl ya? Bir zamanların Vahşi Güzel'i bilmiyor musun şey? Natalya Oreiro oynuyordu. No. Yine yaşımı ortaya çıkardım galiba. Çok severdim. 200 bölümünü İngilizce izledim YouTube'dan bulup. Evo vardı. Kesin bilenler çıkacak bak chatte. Bir demiş ki ben Supernatural'ı deli gibi izliyorum. Ben de mi kadınım yoksa ayol demiş. Yaşın ortaya çık. Natalya Oreiro aynen. Doctor Who. Walking Dead'i izlemedim mesela. Medcezir'e başladım abi, Türk dizileri beni sarmıyor. 2 saat kim izleyecek onu ya? Türk biri birine gitme diyor, sonra arkaya bir şarkı geliyor. Yarım saat birbirlerine bakıyorlar. Kim izleyecek onu ya? Gerçekten. Ya da böyle arabanın kapısı slow motion'da kapanıyor. Sonra araba yavaşça gidiyor. Sonra arkasından biri bakıyor falan böyle. Bir 25-30 saniye sırf bunu gösteriyorlar. Breaking Bad'de herkes izlemiştir onu ya. Breaking Bad'i izlemeyen var mı? Başladım, bitirmedim. Sherlock güzel. Aa aynen. İzlemedim. O.C. izlemedim. O.C.'den de izlemedim. Dexter izlemedim. Dexter güzel, onu izle. Doctor Who izlemedim. Onu ben de izlemedim. Fringe... Big Bang Theory, bak Big Bang Theory'yi de çok seven var. Ben izledim ve sevmedim. Big Bang Theory benim number 2'umdur bu arada. Bir ben sevmedim. Friends, 2 Big Bang. Ben sevmedim. Hala devam ediyor. Çok aynen. Çok güzel dizi. Big Bang'in... Yani espri anlayışı, kafasını... Hani ilk zamanlar hoşuna gitmiyor. Sonra yavaş yavaş karakterleri falan çözdükten sonra sevmeye başlıyorsun. Bones var. Mesela Bones'u da gördüm. Başlayacaktım. Çok ilerlemiş. Başlamadım. Geçen izleyecektim. İzlemedim. Başlamadım. Şey çok güzel. The Good Wife diye bir tane dizi var. Böyle avukat bir tane kadının hayatını anlatıyor. Orada sürekli böyle habire mahkeme oluyor. Şeyler, davalar oluyor. Bildiğin hukuk fakültesi mezunu gibi geziyorum ortada. Hani koy beni şeye. Ne derler ona? Amerika'da. Amerikan mahkemesinin ortasında savunurum. Objection Your Honor derim. Sonra diyecek ki on what grounds, hani on what grounds, ne sebeple object ediyorsun, ne sebeple karşı çıkıyorsun. Ben de diyeceğim ki irrelevance, alakasızlık. Sonra diyeceğim ki cause for speculation. Türkçelerini bilmiyorum ama ne anlama geldiklerini biliyorum. Poyraz Karayel, Tuğçe izliyormuş. Zaten birkaç sezon daha şey Mr. Robot izlesem hacker'ım diye ortada gezeceğim falan. Ben dizilere kendimi çok kaptırıyorum. Sena ya. Basket atsak ya. Hadi ben çok sevdim garip bir şekilde. Tamam hadi basket atalım. Bak ben hazırda bekliyorum saatlerdir. Hangi linkten girdin sen ona? 1-2-3-4-3-4. Geldim. Aa gelmiyor.
Girmiyor. Bir daha atacağım. Abi benim değişik bir şekilde çok uykum geldi bugün ya. Ben niye böyle? Çünkü erken yatıyorum. Attım bir tane daha. Gel. Başladı. Siz bu oyunu nasıl oynarsınız? Direkt sitesine girip oynayabiliyorsunuz. Browser üzerinden oynanıyor zaten. Aynen. Arkadaşınıza çağırın kapışın. Yoksa tek başınıza öyle takılmayın. Nesini oynuyoruz? Ben bir şeyini oynamıyorum ya. Seni niye dans ettiremedik acaba? Çünkü biz sizi yendik. Sen de dans. Sena da dans etsin. Hayır, olmaz. Hey. Abi benim oyun kasıyor ya. Saçma bir şekilde. Bilgisayarı kötü olarak... Kartı kaldırmıyordur. Çok önemliydi. Üff. Hızlı hızlı atacağım. Yoksa yavaş ve dikkatli mi atmak lazım acaba? Gir. Yes. Geçtim sana. Ne? Metrobolu kaçırdım. Abi ters yöne attım. Abi bildiğin sağladık tarafına doğru attım. Vay, bayağı iyiyim chat. Abi benim oyun kasıyor ya cidden. Geç bakalım şimdi beni şimdi. Puanıma bak. Helal kardeş 149. Yavaş ilerle Figen. Bazıları çok kolay oluyor. Ha. Hep bana uzaktan çıktı ya. Az daha yetişiyormuş. Bana da hep yakından çıktı. O yüzden puan kasamadım. Kaybeden dans eder demiş Mertan. Bizi dans ettirdiler biliyor musun? Yoktu dans sen ettik Mertan. Zaten Mertan ya. Sen biraz geç geliyorsun galiba. Annemle makarena yaptık. Demiş ki alta müzik koyun demiş. Evet Figen, alta niye müzik koymadın? Ne Merve koyayım? Abla olsaydı korkunç hikayeler anlatırdı bize demiş. Doğru diyor. Hadi hadi bir daha. Abi Figen işsiz gibi boğulmaz. Gerçekten. Yayından sonra da oynayacağım ben. Haftaya turnuva var gençler. Unutmayın. Çalışın da gelin. Tamam. Benim annemler yarın sabah gidiyorlar. Ben vedalaşacağım onlarla. Bir dakika rica ediyorum. Aa ben affetmem ama. Gel. Puan kasıyorum. Un harcam. Puan kasamıyorum. Onu fark ettim. Okay. Aa süre devam ediyormuş. Sena çakal 54 yapmış ya. İnsan bekler. Neyse ben seni geçeceğim. Tam baştan başlayalım ya. Hayır geçeceğim ben seni. Ben çıktım Figen'cim. Çıktın mı? Evet. İyi be. Abi şeyler oyun oynamaya başlamışlar. Komutanla. What a cheater. Sen abi o oraya fazla oraya yat oradan. Oraya yat oradan. Abi ölü gibi çıkıyorum kamerada bildiğim balık gibi görünüyorum ya. Akvaryumlardaki Japon balıkları gibi. Bak komutan da sevmiş değil mi oyunu? Güzel çünkü oyun. Keyifli ya biriyle kapışırken aynen. Link'i kopyala. Kopyalıyorum seni. Kopyala. True Detective izlemedim hayır. Herik gibi kütür kütür.
Bana niye şey oldu? Ana ekrana attı. Ha, çünkü ben yanlış yere tıkladım sanırım. Sen bana link mi attın? Evet. Bana gelmedi ama. Şimdi ya ters, ters başlayacağız bak. Tıklayamıyorum. Nasıl tıklayamıyorsun? Dur. Hadi tıklayacağım inanıyorum. En son benim sana gönderdiğim gelmiş görünüyor. Senin bana gönderdiğin gelmedi. Korkunçlu hikayeli yayın tekrar yapabiliriz ya. Onu tekrar yapabiliriz. Sonra ilişkilerden konuştuğumuz yayını tekrarlayabiliriz. Bence bu iki başlıkta evet. Daha tek yayına sığmayacak başlıklar. Evet. Korku yayınını Merve geldiğinde yapalım. Merve, evet, korku yayını Merve güzel korkuyor. Mertan müzik diyor. Müzik, telifsiz müzik koyacağım. Başka şansım yok herhalde değil mi? Aynen. Şimdi tabii dizi oyuncusun abi. Beni bu tipimle hangi dizi alır Allah'ın aşkına? Şu tiple beni alabilecek, şu dandik kamerayla göründüğüm tipimle kimse almaz beni. Yanlış benzetiyorsun. Hazır, bekliyor. Bak saatlerdir bekliyor. Bana bir daha atsan onu ya. Gelmedi çünkü. Telefona geldi, PC'ye gelmedi saçma bir şekilde. Bak yine telefona geldi, yine bilgisayara geldi. Slash 123737. Bir dakika. Slash 1237. 37 tekrar slash. Senden önce birisi gelmesin. İnşallah. Onunla oynarım valla. Ya yine gelemedim. Vallahi gelemedim. Geldin mi bire? Hayır gelmedim. Niye gelemiyorum ya? Ya niye gelemiyorum kardeş? Psycho. Yayın mı donuk? Tamam geldim. Geldim. Öyle sorun yok değil mi? Bakmadım. Bak puan ters, şu an düzgün yazıyor. Zaten ben de ters yazıyorum. Ah be. Yay. Seyirci çıldırıyor. Seyirciler coştu. Aa, ikinci metrobol geldi. Yine kaçırdım ya. Bana daha hiç gelmedi derken geldi bir tane. Yay. 90. Ey maşallah. Metrobol iki katı mı yoksa kaç katı veriyor acaba? Bayağı veriyor bilmiyorum ki. Beş katı veriyormuş. Oha. Önemli bir şey yani. Ya. Aynen beş katıymış hakikaten. Ah be. Çok uzaktan geliyor bana ya. Hayır. Nice. Puanımı görmek ister misin? Yalnız gittikçe iyi oluyoruz. Farkında mısın? Evet. Prolaşacağız ya. Bak yakında 2 dakikada 2000 puan falan yapacağız. Bak gör. Turnuvaya bize katılabiliyor muyuz? Sanırsam ki hayır. Neden? Yenenlerle kapışalım ama turnuvanın birincileriyle. Ben şu an çok çılgın 300 puan yaptım. Fark ettim. Aa. Ah be 299'da kaldı. Gigan tryhardlıyor gençler. Ben bu oyunda pro olurum ya. Deliksiz atarsan 3x veriyor. X5 ve 3 arka arkaya atınca 4. olarak geliyor. Hmm. Şaplaklı.
Abi şunu anladım ki ben bir cam açayım ama cam açamam. Çünkü buradan komşulara ses gidiyor. Ya oda şu anda hem havasız cam açmadım hem de yatağın üstünde oturuyorum. Aşırı uykum geldi. Yani şeytan diyor ki şuraya böyle yat, uyu filan takılsın yayını kapar bir şekilde. Gerçekten. Yat bakayım arkaya. Masamın değerini anladım. Yatayım mı? Pencere yapınca işte böyle şey oluyor. Laptop şeyini yastık olarak kullanacağım. Laptop çantası. Pijama partisi konsepti. Evet. Uyuyarak son buluyor. Tam bir pijama partisi. Sonunda ne yapılır? Uyunur. Evet. Tabii, turuncu tabii. Saçlı. Abi ben Merve'yi soruyor herhalde. Ben turuncu saçlı değilim. Ne olmuş turuncu saçlı ya? Bilmem. Pembe topu deliksiz atarsan 7 katı puan. Hayır. 5 katı çarpı 3 katından 15 katı puan gelmesi lazım. Matematik. Çünkü 3 katı veriyor deliksiz atarsan. Öyle bir değildir yani. O zaman 5 metreden at direkt 15 katı. Ha. Evet. Evet doğru. Biliyordur yani. Benim kanalım Purple Out Pantry Blanket. Yayında uyudu bu anı patronların seslerle atacağım, tamam. Bertan abi burada ya, o takipte. Eren böyle pusuyor, ona ait bir şey, ona ile ilgili konuşamıyorum. Onunla ilgili bir şey söylediğimizde piu diye fırlayacak. Benim kanalım Seyda yatınca ya. Tam bir daha farkına bağladık ya. Benim kanalım da Fiona'ymış. Ben Twitter'a bakayım. İşe attınız mı? Bak, aa aynen. Makarna videosu atan var mı? Abi atın ya. Cidden. Baksana bir Twitter'a. Bakacağım. Bakıyorum. Ben de bakayım. Ben bayağıdır kendi yayınımı açmıyorum. Ama açacağım artık. Yakın bir zamanda açmayı umut ediyorum. Purple Blanket. Çünkü Purple Blanket alınmıştı, o yüzden alttan tire. Çok meraklı değilim yani açıkçası alttan tire. Ya çekin atın, istediğiniz oyuna vereceğiz bu oyunlar, ne istiyorsunuz? Tuğçe. Bütün aç gözlülüğümle her yerde paylaştığım resmimi size de göstermek istedim. Çok tatlıymış. Gördüm, güzel yapmış ama evet. Görünüyor değil mi şu an ekran benim? Görünüyor aynı. Yine her zamanki copy paste atan abi, izleyicimiz. Kim size makarena oynadığınız için 200 lira verir? Bunu böyle düşünün. Siz makarena oynayacaksınız, bize videonuzu atacaksınız, biz size buradan 200 liralık oyun vereceğiz. Düşündüğünüzden. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu hafta... Hiçbir şey gelmemiş şu an. Evet, niye böylesiniz? Ölüler. Gerçekten makarena dansı yapıp atmayacak mısınız ya? Çok basit, easy bir şey abi, istedik sizden. Evet. İstediğiniz oyunu da hediye ediyoruz. Bu kadar basit. 110 kişi burada izliyor. Gerçekten bir kişi atmamış. Çok ilginçsiniz. Oyun be, bedava oyun. Ben dansı ben yaptım. Kimse dansı yap videosunu atmazsa oyunu ben alıyorum ya. Bugün bir tek makarena dansını ben yaptım çünkü. bu konuyu Mertan Yalçın'a iletmeliyiz. Düğünden dönerken yolda makarna yapıp duvara gideceğim arabayla. $200 ne demek biliyor musun? 200 lira günlük 30 liraya çalışan bir insanın yaklaşık bir haftalık emeği demek. Az bir şey değil 200 lira. Sitedeki korku oyunlarından birini seçiyorsunuz arkadaşlar. Maksimum 175 lira sanırım. Aynen. Yüksek fiyatlı oyun 175 lira. Onu alabilirsiniz mesela. Kendini seçiyorsunuz. Onu almak zorunda değilsiniz. Daha bir sürü korku oyunu var. İsterseniz 5 liralık oyun da alabilirsiniz. 5 liralık oyun yok sanırım. 20 liralık var. Aynen 24 liralık. Voyager'daki korku oyunlarına giriyorsunuz. Birini seçiyorsunuz. Makarna dansı yapıp bize atıyorsunuz. Oyunu kazanıyorsunuz. Bu kadar basit. Evet. Hangisi anne? Anneler gitti. Annemler evet. Hangisi de? Voidu. Sponsorumuz.
kim kalkacak da dans edecek? Yani. Neden korku? Öyle, format öyle. Abi benim çok uykum var. Birazcık Twitter'dan bari bir hashtag'e bir şeyler yazın da biz de bakalım, gülelim, eğlenelim. Ay şu anda bugün çünkü hiç böyle bıcır bıcır tam bir pijama partisi, kızlar pijama partisi yapabilecek modda değilim. Şu an bulunduğum pozisyon benim çok uykum getiriyor. Böyle cam açıp hava almak istiyorum, hiç böyle derin derin hava çıkmak istiyorum. Oksijen. Sena'nın sesi niye kötü diyorlar? Abi benim bugün her şeyim kötü. Bugün bak abi, setup'ımın size fotoğrafını atıyorum. Hazır mısınız? Twitter'dan. Gidin. Bak şimdi size fotoğraf atıyorum. Ne şartlar altında yayın yaptığımı görün. Ya Allah aşkına bir görün. Kedin orada kaldı. Çünkü yeni post yok. Kedin çok tatlıymış Tuğçe. Atmak için PC'yi açtın. Attım abi tweet. Bak şu anda attım. Ben de bakacağım. Atıyorum. Ortamları alalım beyler yaptım. Yapıyorlar ya sayfalarda. Klavyesinin, mouse'unun fotoğrafını çekiyor. Beyler ortamları alalım yazıyorlar. Ben de öyle yaptım. Hashtag'i attın değil mi? Hashtag'i atmadım. Dümdüz attım. Bodos kendi Twitter'ımdan. Gidin bakın Twitter'ıma. Hatta gitmişken bir de el atın patrola. Ütü masası, ayakkabı kutusu. Evet. Arkada valiz var, bir tane de kondisyon bisikleti var. O çıkmaması için çaba sarf ettim. Ona ama çıktı yani, köşeden yapacak bir şey yok. İki kişilik olmayacak pijama partileri. Merve gelecek. Onun işleri var. Ondan önce de haftaya konuk bulmaya çalışıyoruz. Ütü masası. Ütü masası ama annem almış. Bayağı da güzel bir şey almış ya. Dandik ütü masası değil yani. Kaliteli ütü masası olmalısın. Ütü masası kaliteli. Yeni almış, mavi. En sevdiğim maviden almış hatta. Tam böyle telefon kabının mavisi. Telefon kabında da pink yazıyor ama mavi. Aynen. Ayakkabı kutusunun içinde para var mı? Var, evet. O yüzden dedim zaten benimki kadar iyisi çıkmaz diye. Görmek ister misin? Kulaklığım, asıl epik bir de kulaklığım var. Siz bunu görmediniz. Kulaklığın güzelliğine bakar mısın? Bak. Sesi duyuyor musun? Ses duyuluyor mu? Gözlük almam, bir de kulaklığım var. Kedi patisi, selam. Böyle tam spiker gibi oldum. Ne gibi oldum ki ben böyle? Hangi işi yapan böyle saçma kulaklık takıyor? Gibi oldun. Reji. Reji gibi oldum aynı. Merve turuncu saç. Sanırım o turuncu saç dediniz Merve, evet. Fotoğrafta turuncu ya, o yüzden öyle diyorlar. Aynen. Ben bu kızı kulaklık yolluyorum. Gene izlemedim kızı saçlar. Ya kulaklık şöyle, var kulaklığım. Logitech kulaklığım var da ben şu anda kendi evimde olmadığım için ekipmanlar arkadaşımdan aldım. O da bana bunu verdi. Ben de bunu yani gözlük olarak kullansam daha güzel. Tam böyle gözüm oturuyor. Durmuyor zaten. Duramıyor. Raçmaru hoş geldin. Warcraft geliyor. Geliyor mu? İş Bankası'nda 2000 TL krediniz hazır diyen ablalar gibi demiş. Aa, TT.net call center, aynen. Ah, call center, aynen. Evet. Call center. Yani şu an karşınızda nasıl yardımcı olabilirim? Annenin ben size yardımcı olamıyorum. Upload hızını arttıramıyoruz. Ya şöyle, sizin bölgenize sağlayabileceğimiz maksimum upload o.
Kaç kere ne aramış demek, bak nasıl demek biliyor. İnternette daha yüksek görüyorsunuz? Vodafone veremiyor. Hayır efendim, veremiyoruz yani. Verebiliyor olsak biz veririz zaten. Vodafone niye varsa biz veririz. Ha, o zaman zaten hepsi bizim altyapımızı kullanıyor. Onu unuttun. Ne? Zaten hepsi bizim altyapımızı kullanıyor. Yani zaten hepsi bizim altyapımızı kullanıyor. Ha öyle veririm ama aylık 2000 lira almam lazım. Aylık 2000'e veririm. Tamam o zaman verebilirim. Tamam iyi akşamlar ben de size. Anneyi karıştırmayın. Tamam iyi akşamlar. Temsile. Abi cidden çok değişikler ya. Twitch'in etkileri belirli ama evde bu şu anki evdeki upload hızım 0.55. 0.55 ayıptır. Eski evimde o şekilde yayın yapıyordum ben. Nasıl yayın yapıyorsun abi? Çok düşük. 400 bitrate. Nerede izlemeleri lazım biliyor musun? Eski böyle ilk yeni çıkan renkli ekran telefonlar var ya anca orada bir şeye benzer görüyorsun. Küçük olduğu için hani oha lan baksana yayın var falan diye. İyi geceler gidenlere Göktuğ. Çikli paf yapmış. Dans videosu ne alakaydı? Nasıl? Makarena dansı yapsanıza Gamzoş. Hala gelmedi değil mi video? Kime vereceğiz biz bu oyunu? Vermeyeceğiz. Ben vermiyorum ya. Aynen ben video gelmezse ben vermeyelim. Vermeyeceğiz evet. Çok bir şey istedik sizden. Dans edin dedik. Makarena dansı yapın dedik. Ben burada bir de yaptım. Evet. Başlangıcı ben yaptım. Bilsem ben de yapmazdım. Demek hepiniz... Bir kere sen kaybettin. Yapmak zorundasın. Fikir de benden çıktı lan. Evet fikir de senden çıktı. Kendi kaşındın sonra şimdi söyleniyorsun. Twitter'dan video atıyorsunuz. Makarena dansı. Bundan. Ondan sonra da istediğim bir korku oyununu Void.com'daki korku oyunlarından istediğim birini sana hediye ediyoruz. Dans etliyoruz da kardeş yani gelip burada yarım saat yöresel dansını yap demiyoruz ki 10 saniye makarna oynayacaksın yani. Yöresel folklore. Aynen folklore gösterisi yap Anadolu ateşi ol demiyoruz ki sana. Kardeşimi uyandırıp ona yaptırabilirim. Neden kardeşinle beraber sen de dans etmiyorsun? Ne var ki abi bunda? Abi evdeki de biri yaptırdı. Niye bundan bu kadar utanıyorsunuz abi? Ben dans ettim biraz önce burada. Çok ayıp bir şey mi yaptım acaba? Ya bak gidin abi. Makarinayı açın tamam mı? Çaktırmadan evdeki birini kaydedin videoya. Onu zorla oynatın. Oyna falan deyin. Bak oyna 20 lira vereceğim deyin. O oynar 20 lira. Ama siz buradan gelip 60-70-100 liralık oyun alacaksınız. Ya saldırıyorum. Bence çok mantıklı abi. Gidin yandaki birine. Deyin ki kanka bak makarena dansı yapsana 20 lira vereceğim. Sonra o yapar zaten 20 liraya muhtemelen. Alt tarafı 10 saniye makarena dansı yapacağım. Sonra gelin. İlk gelen videoya da biz şey verelim. Ne derler ona? Oyunu verelim. Babuş. Yarım saat yöresel dans yaptırsaydın yapardın. Ticaret edekti aynen. Abi şimdi düşünsene, yani şimdi bu tabi uyku saatinin nasıl olduğuna bağlı. Atıyorum sabah 4'e 5'e kadar oturan bir insan için bu şey yapmaz. Ama bir 10 dakika sonra yatacak adama da gidip makarna yap denilmez. Uyandırıyorsun yeniden size pijamalarla. Hashtag de yazıyorsun. Benimki de, ben de pijamalıyım gerçi. Nasıl göründüm acaba ben dans ederken? Göründüm mü? Üstüm başım göründü mü? Beyaz bir şey vardı, altında da pijama vardı. Babuşla çılgın. Çılgınlıklar, delirmeciler. Bir tane şey gördüm. Caps. Adama diyorlar ki dünya üzerinde son bir kalem ve kağıt kalmış. Sana aa, dediler ki bir şiir yazacaksın. Kime yazardın? Kağıda yazardım. O röportaj ya, gerçek o. Aynen. Başka yeni bir şey. Niye hepsi bana bakıyorum? Egemen Aslan göndermiş bir fotoğraf. Allah babuş.
Ne oldu? Ne oldu? Ne yaptın? Neyi düşürdün? Ha? Neyi düşürdün? Aa, Hearthstone kartlarımı düşürmüş. Aa babuş, niye böyle yapıyorsun? Sena bildiğin kahvede göbeğinde çay tutarak ticaretle Türkiye'yi kandıran insan. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun diye başlayan. Aynen. Aynen. Aşortman. Figen dans ederken içimdeki çocuk öldü sanırım. Ekran benim. Ahmet Kaya'yı boku bir sandım. Neden sordun? Bu arada İzmir'de değilim, İstanbul'dayım. Ben artık bundan sonra hep İstanbul'dayım. İzmir'den taşındım denebilir. Ama haftaya geleceğim. Overwatch verin, 3 gün halay çekmezsem şerefsizim. Valla hala sizden video bekliyoruz. Evet. Biz de Figen'le gerçekten bekliyoruz burada, kendi çapımızda takılır, biri video atsa da oyun versek diye. Hiçbir aktivite, hiçbir muhabbet, hiçbir şey yaptığımız yok. Babuş bana burada saldırıyor. Benim saçlarım gerçek, bak çekiyorum. Aa çatman, saçlarımı siyah boyadım. Yani koyu kahverengiydi, lacivert, böyle siyah lacivert arası bir şey yaptım, nasıl olmuş? Chat'te eminim çok anlıyordur saç renklerinden. Eskisi Dore'ydi, bu küllü kumralama ya. Yok, biraz belli oluyor ya, ışıktan değişti. Ben senin saçlarını baştan ve siyah. Her tarafımı çizdi. Ne, saçlarımı ne yapıyordun? En başından beri siyah zannediyordum. Kamerada çok fazla belli olmuyordu rengi. Evet. Figen, sana da şey oluyor mu? Mesela dışarıdasın. Sallıyorum. Biriyle göz göze geliyorsun. Figen. Dinliyorum canım. Ha, bazen gidiyor ya sesim, onun için şey yaptım. Biriyle göz göze geliyorsun ve çocuk sanki seni tanıyor gibi bakıyor. Evet, hani sen de selam verip acaba tanıyor da şey yapıyor mu falan diye. Efendim? Selam verip vermemek arasında mı kalıyorsunuz? Ben aynen. Acaba tanıyor muyum diye. Evet, bana çok olur o. Aynen. Abi bak, görüyorsanız ne olur gelin söyleyin ya. Bir selam ve bir şey yapın. Ben tribe girmekten bıktım çünkü. Bakıyorlar. Ne oldu, birini mi gördün bugün? Birilerini mi gördün? Ya işte ben gördüm de, o beni gördü mü, gördüyse tanıyor mu onu bilmiyorum. Ay, sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Bir de şimdi çocuk, atıyorum, beni tanımıyor. Hiç böyle Twitch'me hiç bilmeyen etlen bir çocuk. Orada böyle bana bakıyor. Hani böyle şey, yani beni tanıyan birine kafamı çevirmek de istemiyorum. Ama tanıdığı belli olmadığı için tanımayan birine bakıp gülümsemek de istemiyorum. Anlatabildim mi? Bu hayatımdaki en büyük ikilem bu şu aralar. Selam, sen niye dondun? Bilmiyorum. Sen muhtemelen Skype'ı aşağı aldın. Ah tamam düzeldin. Figen'i görsem tanırım, giderim derim, Fiona ne yapıyorsun derim. Yuhuu. Kıçılını konuşuyor, 2 dakikada konuşuyor. Ben seni ablayı gördüm ama selam veremedim. İşte bahsettiğim bu galiba. Aynen, gelin selam verin ne olur lütfen. Nerede gördün? Görmüş olabilirsin. Benim bu arada zaten... böyle birkaç turnuvada falan insanlar şey dedi. Suratımıza baktın, kafanı çevirdin, geçtin. Abi ben tanımıyorum. Eğer fark edemiyorum yani. Tanıyorsam da dalgın oluyorum. Görürseniz ederseniz kesinlikle gelin yanımıza selam verin, evet, öpün, gelip tanışalım. Söyleyeyim. Hiçbir gelene bir şey dedik, senle mi uğraşacağım? Git derim, Mertan yapmış ama onu biliyor musun? Ne yapmış? Öyle yapmamıştı. Bir tane çocuk çete yazmış. Panda Gençlik Festivali'nde Mertan abinin yanına gidiyor. İşte fotoğraf çektirebilir misin? Fotoğraf çektirebilir misin? Falan Mertan şey yapıyor. Sonra canım, sonra yapmış. Biz onun gibi değiliz. Gelip konuşabilirsiniz rahat rahat. Sıkıntı yok. Yani saygısızlık etmediğiniz sürece bizim için problem yok. Gelin konuşalım. Selam verin veya. Aynen abi, etten kemikten insanız yani. Allah değiliz. Poker temalı dövmeye dönecek olan eskizim.
Çok klişe be. Dövmeye yaptırma bence bunu. Görüp gelsek hayırdır birader, birine mi benzettin desek ne dersin Sena? Ne diyorsun Bedir'im muhtemelen? Piyonim de selam verdim ıslak sopayla dövdü demiş. Bir kere ben çok severim yeni insanlarla tanışmayı, etmeyi. Turnuvada da yanıma gelen herkesle gayet güzel tanıştım, ettim, takıldık. Sonrasında bile görüştüm. Bırak diyor ki. Sen de benim suratıma baktın, 5 dakika sonra dönüp gittin dedim. Tanıyor herhalde, tanımıyormuşsun. Aynen tanımıyordum. İnternet biraz yavaş, konuyu biri yazabilir böyle. Abi sen şeyi gördün mü? Bir tane adam, adamın ismini hatırlamıyorum. Adamın Facebook profil fotoğraflarının hepsi, ama bir 200-250 tane var, hepsi bir ünlüyle. Abi aklına gelebilecek bütün ünlüler var, yerli yabancı. Adamın tanışmadığı insan kalmamış ya. Kimden çok bahsediyorsun? Bir tane adam abi, yani bana random bir arkadaşım atmıştı onu. Şu adamın profil fotoğraflarına baktı. Aradan 2 saat geçti, o ne diyor, adamın şeyini yaptı, haberini yaptı. Profil fotoğraflarına 250 belki 300 tane fotoğraf, hepsinin yanında ünlü var adamın. Çok komikti ya. O Photoshop demiş biri. Ha okey, bu yaptıracağı dövme değil, yapacağı dövmeymiş. Okey. Aynen abi, o adam sürekli nerede ünlü görse gitmiş fotoğraf çekmiş. Türk mü peki? Yaş olarak mı? Hayır, Türk. Ha Türk, evet Türk. Ya yabancı, Allah aşkına yabancı bu kadar işsiz biri olabilir mi ya? Bir yabancı bu kadar işsiz olabilir mi? Niye ya? Güzel bir şey bence. Onlarda da var. Tabii güzel bir şey. Fotoğraf albümünde full ünlü olması. Adam havaalanında çalışıyor. Aynen öyle bir şey olursa mantıklı, havaalanında çalışması. Hangi ünlüleri gördün bugüne kadar sana? Ben bugüne kadar hangi ünlüleri gördüm? Tanıştın hangileriyle, hangilerini gördün? Sihirli annemle oynayan şeyin karısını gördüm. Ne ya? Karşı komşu Avni'nin karısını gördüm uçakta bakarken. Şey, Zeynep miydi kadın? Anladım hangi şey olduğunu. Aynen. Kadın programı yapıyordu hatta. Ha? Değil mi? Kadın programı yapıyordu. Galiba. Evlilik programı yapıyordu. Aynen. Başka? Sonra başka kimi? Onu ama ben 10 sene falan oldu belki görünüyor. Zuhal Topal değil mi o işte? Ha, aynen Zuhal Topal. Sonra başka kimi gördüm? Çok vardır ya. Ya çok vardır dediğim vardır yine. Peki arkadaşın olan var mı öyle? Arkadaşım olan var mı? Sanatçılardan ya da oyunculardan falan. Oyuncu derken gamer değil. Anladım, dizi oyuncusu. Dizi film oyuncusu. Dizi oyuncusu. Ya dizide oynayan arkadaşım var da hani öyle çok şeydi, eskiden vardı. Az ünlü. Ha, ünsüz hatta, yan rol takılmış, yanlış çıkmış bir cümle söylemiş falan. Bizde şey de var işte, Yiğit var abi, Hine bizim eski yayıncı. O da bir diziye gitti, böyle birkaç rol aldı da diziyi hiç izlemedim, bilmiyorum. Çıkmış televizyona. Benim ünlü çok arkadaşım var ya. Abi ben aklıma gelmiyor gerçekten. Hiç öyle çetelesini de tutmadığım için, şununla tanıştım tik, bununla tanıştım tik. Hayır, bununla da arkadaşım oldum. Hiç öyle bir şey yapmadım. Ben de şu an sana sorarken düşündüm. Alex'i gördüm, Hacı'yı gördüm demiş. Wow. Ronaldo'yu gören var. Maça mı gittiniz abi? Hani. Giden görüyor çünkü orada. Mantıken baktığımda. Ya onlar sayılmaz ama. Günlük hayatta bahsediyoruz. Düşüneyim bakayım. Samanyolu'da oynayan arkadaşım. Sarı bıyıklı adam. Saçlarımla ben çok oynuyorum ya. Bu benim bir sıkıntım. Kusura bakmayın o yüzden. Aşırı fazla oynuyorum. Sürekli elimin altında. Yani hele dizi izlerken ellerim boş. Yani normalde hani bilgisayarın başında mouse tutuyorum o kadar, ama dizi izlerken bütün dizi boyunca böyle ellemekten dizinin sonunda saçlarım artık yağlanıyor. Pembe kade içeride. Dizide oynayan öğretmenin var, o da olur. Quaresma.
Roberta Carlos. Futbolcular sayılmaz ya. Sanatçı, ses sanatçısı ve dizi oyuncusu demiştim. Futbolcular bana ünlüymüş gibi gelmiyor. Neden? Niye aşağı? Aşağılamak değil. Ev sahibin Athena'ydı. Benimki de Poseidon komşu. Ya. İbrahim üzülmez. Ben kimi gördüm? Ben kimleri gördüm? Bir şey gördüm. Abi ben bir gün İstinye Park'ta sanırım Beyoncé gördüm. Ama gördüğümden emin değilim. Bak şöyle bir muhabbet dedi. Bak şimdi aklıma geldi. İstinye Park'tayız, tamam mı? Yanımda bir arkadaşım var. Yanımdaki arkadaşımın kim olduğunu bile hatırlamıyorum. Gidiyoruz, tamam mı? İstanbul Alışveriş Festivali mi ne? Bir şeyler var, tamam mı galiba? Neyse, bir tane kadın, tamam mı? İşte topuklu ayakkabı, elbise falan. Aynı Beyoncé ama kadının gözünde güneş gözlüğü var. Kapalı mekanda. Niye taksın şimdi kafadan? Ünlü demek ki bir şey saklamaya çalışıyor, değil mi? Yanında da iki tane takım elbiseli adam, hani bildiğin koruma gibi geziyorlar. Şimdi düşündüm, Allah Allah, Beyoncé mu bu? Sonra kadını stalkladık, hakikaten Türkiye'ye gelmiş o dönemde. Sanırım oydu, onu gördüm ama gidip konuşmadım. Bu da böyle değişik bir anım da. 3 yeni sonuç var. Hadise bizim köyümüzde. Bu gerçek benim şey değil çok ya. Bak benim şey çok oldu. Mesela bir ünlüyü görüyorum, tamam mı? Adamın ünlü olduğunu biliyorum ama ismini bilmediğim için yanına gidip konuşmuyorum. Ya Arda göndermiş. Ne göndermiş? Makarena videosu. Çok tatlı. İzleyicilerden Arda. Ha, Arda deyince sanki arkadaşımmış gibi. Aynı zamanda arkadaşım da yani. Gamze'nin arkadaşı. Bir dakika, sesini açamadım. Hep babasına eliyor video sonunda. Abi videoda öyle bir hava var ki, şey gibi, karanlıkta falan ya, böyle sanki kar yağıyor gibi değil mi? Evdeki insanlar uyuyor. Her an kapıdan bir anne girip, ne yapıyorsun oğlum? Bir de sanki kar yağıyor gibi çıkmış videoda. Diyecek gibi. Arda çok teşekkür ederiz. Bu gerçek değil. O zaman Arda'ya gidiyor sanırım ödülümüz. Arda'cığım, Voidu'dan istediğim bir korku oyununu şeyine, telefon numarasına. Aynen, 10 dakikamız kalmış zaten. Bana şey yapıyorsun. Mail atıyorsun. Arda'cığım gel, oyunda seçerim hatta şuradan. Bak bana şunu yap. Bana Twitch'nekini mention'la şeyden, ne derler ona, Twitter'dan, yanına bir de istediğin oyunu yaz. Korku. Ha. Voidu'ya geliyorsun. Buradaki korku oyunlarından istediğin bir oyunu sana veriyoruz. Aynen öyle. Şu an hemen istiyorsan seçebilirsin. Hemen seçmesine gerek var mı senin? Yok. Ya, bana istediği zaman yarına kadar mention atsın işte. Sıkıntı yok. Tamamdır. O zaman biz de yavaştan müsaadenizi isteyelim. Sena kudurdu bugün. Evet, çok uykum var. Gerçekten gidip uyuyasım var. Tamam, o zaman gidelim. Bir hava alacağım en azından. Gördüğünüz gibi Arda makarna dansı yaptı ve istediği oyunu kazandı. Evet. Siz de bok yiyin. Evet. Oha! Eğer siz de iyi bir çocuk olup makarna dansı yaparsanız istediğiniz oyunu kazanabilirsiniz. İyi örnek olur. Figen bok dedi öğretmenim. Öğretmenim Figen bok dedi. Ama tatlı bok dedim yani. İşi tatlı şey. Bok demedi. İzleyiciye bok yiyin dedi. Sevdiğimden dedim ben. Sevdiklerimi öyle diyorum. En pahalıyı seç, satarsın sonra yazmış biri ya. Tam bir şey. Esnaf. Sen de bok ye. Tamam. Ben de yaptım demiş. Dilara. Nasıl yani? Ama geç ilk atana vermiyor muyduk zaten? Hani gelse de versek diyorduk ya. Evet diyorduk ama zaten gelmemiş ki. Aynen, zaten yok. Dilara'cığım. Sen de git asansöre işe demiş bir sanırım yani. Bak yoksun burada. Eğer kötü bir çocuk olursanız bok yiyin.
Ege ve Gamze gördü. Bebeğim yaptıysan ha atmadın. Ya Allah seni kahretsin. Niye makarna dansı yaptıysan atmıyorsun? Sen kazanırdın bak. Oh Arda'ya verdik. Oh çatlayın. Ya çatladı patla ya. O zaman herkese çok teşekkür ettik biz izlediğiniz için, geldiğiniz için, muhabbete dahil olduğunuz için. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beni tekrar o mavi leş şeyimde göreceksiniz arka planımda ama yapacak bir şey yok. Ben öyle istemem. Ay saçım ne güzel duruyor. Haydi bay bay. Herkese öpücükler. Bay bay. Bu arada bir dakika. Kendi kanallarımızı takip etmek isterseniz Sena'nınki / Purple Blanket. Benimki de / Fiona Ant. Öpücükler, Sena öldü. Bay bay.